köftede değişik bir tat varmış. Ne gibi? Baharatı mı fazla geldi? Siz köfteye ne koyuyorsunuz? Bana onu söyleyin önce. Ben köfteye soğan koyuyorum. Evet, var. Yumurta koyuyorum. Var. Bundan sonra baharat ekliyorum. Başka? Bu kadar zaten mı? Çok baharatı yok. Bütün baharatlarını koyuyorum ama sizinkinde hiç baharat yoktur zaten. Ekmek ya da galeta unu gibi şeyler koymuyor. Galeta unu koyuyorum. Az bir şey ekmek ekliyorum. Şimdi bunun baharatları tam. Ölçüsü bu. Karabiber. Yani karabiberi var. Karabiber biraz acımtırak bir şeydir. Ben bunu fazla kaçırırsam işte o zaman boğazınızda bir acı tat bırakır. Üzülüyorum. Bunun kıvamı tam. Aynı dünkü köftemiz gibi. Dünkü İslam köftemiz. İslam kebap köftemiz. O da öyle çok acıydı. Tepsi kebabıydı galiba. Tepsi, evet. Kebabı. Onun köftesi biraz daha böyle lezzetli tahmin ediyorum. Bizim gelinin hepsi el emeğiydi yani. Hep elinle yaparak. Ben tamam. Neyle yaptım? Bizim gelin makineyle yapmadı herhalde. Bizimki de elle yaptı. Makine değil de hepsini yani elinle yaparak bu köfteyi yoğurdu, ötekisini ezdi, robota çekti, bilmem ne yaptı. Tamam, bizim gelin de aynısını yaptı. Hı. Her şeyi elle yaptı. Bir robot getirip, bir makine getirip de bunları başarmadı herhalde. Onu demek istemiyorum. Yani biraz da emek vermek başka. Şimdi emek benim yok. Gelinim ne verdi şu anda? Emek yok. Nasıl öyle emek yok? İstediniz? Ben bu patlıcanları suda beklettim, tuzlu suda bekledim. Acısını aldım önce. Bu bir vakit kaybıdır. Genelde insanlar ama olsun da bitsin der, hemen doğrar. Kızart, gitsin, bitsin, olsun her şey. Ben bunları soydum ince ince. Tuzlu suda beklettim, acısını aldım, süzdüm, kızarttım. Kızarttıktan sonra yağını çektirdim en önemlisi. Bakın yağ vıcık vıcık, yağ asla bulamazsınız. Sen şimdi burada bir bilmişlik yapıyorsun ama yani benim... Yok, ben yaptığım yemeği çok güzel bilmiyorum. Biliyorum. Burada bir bilmişlik yaratmaya çalışıyorsun. Öyle demeyelim. Yok, kesinlikle. Ama bilmişlik demek ne demek? Hava abla bak biraz çok beğendi. Çok sağ olsun, bitirdi. Afiyet olsun. Beğendiniz mi Hava Hanımcığım? Beğendim. Eline sağlık. Eğriye eğri, doğruya doğru. Köfte bana göre değil. Pilavınız da biraz yağsız olmuş. Yağsız mı? Evet. Ay yok artık. Nasıl isterdiniz pilavın olmasını? Buradan az yağlar mı akması gerekiyordu? Birazcık daha. Biraz daha yağ isterdi. Yağsız biraz. Kaynaması lazımdı. Parlaması. Parlaması. Parlaması gerekiyor herhalde. Haşlama gibi olmuş. Sıvı yağ yok içinde. Ya var da çok az var. Tereyağı yoğunluklu belki de o yüzdendir. Yok, tereyağı olsa zaten parlardı. Tereyağı. Nasıl tereyağı? Olur mu, sıvı yağ parlar. Beğendim diyemeyeceğim. Beğer mi? Tane tane, bembeyaz. Yani bu söylenmeyecek şey mi? Hep kötü şeyler mi söylüyorsunuz? Bir bakın. Bakın bembeyaz bir pilav. Bunu kim böyle yapabiliyor?